kızla beraber Ataşehir McDonald's'a bir gidelim. Ya bu kıza Çubukkale'ye gel deme, hakları yok. Ta 1 2 1. En olmaması gereken şey oldu şu anda. Dur, geyirik oldu. Aa, kapıyı çarptı. Az önceki arabanın siparişinin aynısını alabilir miyim? Tabii. Emin misiniz acaba? Ben gidip o abiyle tanışmak istiyorum. Tanışacağım onunla. Bir beni bıraksanız siz. Herkese merhaba, ben Doğuş Şabakçor. Bugün TikTok'un iki starı Cemre Solmaz ve Merve Yalçın'la bir video çekeceğiz. Birazdan onları olduğu yerden alacağım. Daha sonrasında Acıbadem'deki McDonald's'a gideceğiz. Acıbadem'deki McDonald's'ta öndeki araba ne alırsa biz de aynısını sipariş edeceğiz. Bakalım bize neler gelecek. Biraz bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani doğum günüm Kandil gecesine denk geldiği için genel olarak hayatta böyle şansımın hep olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugünkü sipariş verilen yemeklerde de aynı şekilde şansım olacağını düşünüyorum. Hazırsanız Merve ve Cemre'yi almaya gidiyorum. Videomuz başlasın. Merhaba. Bayağı bekledim, bir anda endişelendim. Beni ekler herhalde, gelmeyecekler buraya ama. Türkiye'de günlük rutin yaşıyorduk. Evet. Ne oldu, sorma sayıp merak ettim ya. AVM'de bir abiyle tartıştık da. Sonra Allah Allah. Ne kelime var ya bizim. Şu an sorun yok ama değil mi? Yok yok. Şu an içeride çözüyorlar. Ha, tamam. Hemen ciddi moduma geçtim, bu önemli yani. Yani bugün tanışıyoruz ama öyle olmaz yani. Öyle şu an orada bir o kavga. Şu an tatlı yapıldı, dükkanında servis ediliyor. Ah, dükkan yine sahibiymiş kendisi. Böyle insanlardan Allah korusun. Neyse, çözdüğümüze göre artık günün anlam ve önemine geçebiliriz bence. Evet, ben çok heyecanlı ve çok kıyım şu an. Aç mısınız? Aşırı. Hakikaten. Çok. Hiçbir şey yemedim. Kahvaltı yapamadık ki. Yapmadım. Şimdi bunu söylüyorum, sizi heyecanlandırıyorum ama aç da kalabilirsiniz. Ne olacağını bilmiyorum. Sizle beraber Ataşehir McDonald's'a bir gidelim. McDonald's gibisi yok. Reklam mı aldık? Yaklaşık olarak 45 dakika sürecek. Bana 45 arabayı dakika sen boyunca süreceksin dediler. Sen mi süreceksin? Ha, öyle dediler. Bana arabayı sen alacaksın dediler. O bir sonraki videoda. Bana arabayı komple sana verecek dediler. Biz ne yapacak? O da olur. Normalde araba kullanıyor musun peki? Ben her gün düzenli olarak. Ehliyetini yeni aldı. Yeni mi aldı? Evet. Ne kadar yeni aldı? Bir hafta. Olmaz. Şimdi bu arabanın bir kuralı var. En az 3 yıllık ehliyet istiyor. Satarken de öyle diyorlar. Gerçekten. Tabii tabii. Gidiyorsun satıcıya. 3 yıl. Tabii en az 3 yıl. Ben 3 yıldır yaşamıyorum ki. 3 yıl önce ne yapıyordun sen? Yoktum. Sen ne yapıyordun Merve? TikTok çekiyordum belki de. Yine çekiyordum. Ben hemşireydim ya. 3 yıl önce var mıydı TikTok ya? Ben çok geç girdim buna. Ha, sadece müzikli olarak. Bu arada gerçekten ben çok açım. Ya yani inanılmaz açım. Elimde olsa şu an arabanın limitlerini zorlayıp uçarak gideceğim oraya ama bunu yapma şansım pek fazla yok. Uçabilecek gibi duruyor araba. Uçabilecek gibi duruyor. Şöyle uçabiliyor aslında, evet. Hatta şöyle bir yola çıkalım da ondan sonra, şimdi trafik içinde böyle şeyler yapmayalım. Peki şu anda böyle TikTok'ta da YouTube'daki gibi savaş oluyor mu insanlar arasında? O ona bir satıyor, laf açıyor. Ben vallahi çok, yani şu an karşınıza TikTok'ta hiç anlamayan bir adam varmış gibi düşünüyor. Yani mavi tikime falan bakmayın. Sana böyle olaylar oturup anlatsam bana dersin ki siz ne yaşıyorsunuz? Ben sana şey söyleyeyim. YouTube'da izlediklerin savaş değil bence, atışmaydı. Çok kötü. Ay neyse, bizden uzak, Allah'a yakın olsunlar. Size mi sataşıyorlar, siz mi sataşıyorsunuz? Çünkü başka sataşacak kimseleri yok. O da haklı. Yani şu anda ben zaten öyle anlattım. TikTok'un starlarıyla beraberim dedim. O yüzden bunu söylediğimde bir yanlış bir şey söylemiş olmuyorum herhalde, değil mi? Şimdi siz kadın tarafındasınız. Bunun erkek tarafında kim var? Mesela onlar erkekler da sataşıyorlar mı? Ha, yani kadınlar kadınlarla kavga etmiyor. Allah Allah. Herkes birbirine sallıyor. Herkes valla. Kime denk gelirse. Ben de bir sallasam böyle ünlü olur muyum TikTok'ta? Bir iki ay konuşulur. O kadar. Kime sallar? Ama özel çok kişiler var. Mesela Cemre'ye sallarsan kesin primim olur. 2,5 ay konuşulur. Evet. O kadar. Sana sallasam 1,5-2 yıl. Bana sallasam ben sana cevap veririm büyük ihtimal. Ama sen ben cevap verdikten sonra bir daha dersin ki ben bununla uğraşmıyorum. Başıma bela alıyorum. Gerçekten öyle. O kadar. Ben hep susarım mesela. Ben kolay kolay cevap vermem kimseye. Şey yapmaz. Sustu içinde sen de üstüne daha çok gidersin. O yüzden 2,5 ay sürer. O zaman benim seninle başlamam lazım Merve. Bu videodan sonra Merve'ye hemen bir laf söyleyeceğim. Ne söylemem gerektiğini yorumlara yazmalarını bekliyorum. Çünkü ne söylemem gerektiğini de bilmiyorum. Sana nasıl sataşırım mesela? En can evinden vuralım beraber. Beş harfli. Beş harfli. V ile başlıyor. V ile başlıyor. Evet. Bunu demeyeli Merve'nin çıldırmak için. Bir de şey, zayıflık fiziktir. Allah kahretsin. Onu diyen hala kaldı. Zayıflık fiziktir ne ya? Ben bir tane YouTube videomda öyle bir kelime kullanmıştım ama
bu kelimeyi aslında zayıf insanların da bir fiziğe sahip olabileceğini ve zayıf olan insanların çirkin olduğu anlamına gelmediğini açıklamak için kullanmıştım. Yani bu kıza çubuk araya gel deme, hakları yok. Zayıf da olsan laf sokuyorlar, kilolu da olsan laf sokuyorlar. Evet, yani hiçbir şekilde memnun edemiyorsun zaten kimseyi. Kendimi böyle ufak bir şekilde savunmaya çalışırken kullandığım kelimeden ötürü daha kötü oldu. Malzeme yok orada. Evet. İnsanların virgülü şey kaçırsan, aha virgülü kaçırdı diye evet. Üstüne geliyorlar. O yüzden şaşırmıyorum. Ben anlamaya çalışıyorum olayları. Bir şey söyleyeyim. Çalıştığım noktalarda yok. Konuşmaktan vazgeçelim. Çalıştığım noktalara girelim. Yani ben normalde DJ'yim. Panten Altın Kelebek'te de yine adaymışım. Hiç bana ödül vermiyorlar ama bu sene alırım bence. En iyi DJ'ye gidip doğmuşum. Teşekkür ederim. Bu arada beni de influencer'a koymamışlar mesela. Sanki hiç YouTube çekmiyorum gibi. DJ'de varım, şarkıda varım, en iyi klipte varım. O yüzden... Aa, nereye koyacaklar seni? Ama YouTube dijital tarafım hiç kale almamışlar. Biraz. Ben biraz hırslıyım. Bu arada şimdi yaklaşıyoruz. Site çökmüş bu arada, giremiyorum bak. Aa, hakikaten mi? Ha, sen baya baya oy verecektin yani. Bana vermeyecektin ama. Sana tabii. Verecektim. Bana mı ver? Teşekkür ederim. Ya en işte, iyi DJ'yi de sana verirdim. En iyi influencer'da kadında Merve'ye veririm. Yani bir saniye şu an... Yok, kendime verdim. Bakacağım, eminim. Site açılsın, bakacağım orada. 5-6 tane kendine hesap açıp oradan da vermiştir onu. Bu arada 15 dakikamız kaldı. Bence bir artık taş, kağıt, makas falan bir şey yapmamız lazım. Çünkü birinci, ikinci ve üçüncü sipariş kime gidecek bilmiyorum. İlk gelen ilk siparişi alır. Tamam ama iki kişi gelirse o üçüncü eleniyor. İki kişi arasında yapıyor. Aynen. Taş, kağıt, makas. Boş, buluruz bir yolunu. Tamam, kim sayıyor? Bir, iki, üç. İki, bir. Taş, kağıt, makas. İkiniz de yendim. Bu hiç şey olmadı. Ben çok olmadı. İyiyimdir bu konuda. Ya bir yani? Şey yapsana Merve, bunu saymayalım ya. Ben çok açım, vallahi çok açım. Benim elim zaten yamuldu. İkiniz de yapalım. İlk şeyin günahı olmaz mı? İşte taş, kağıt, makas. Tamam. İki, üç, dört. Taş, kağıt, makas. Yendim. Sen de beni yendin. Bir dakika, sen yendin. Evet. Sen onu sardın, evet. Ben onu kestim. Yani? Yine mi sen? Yine ben yendim. Ay Allah'ım ya. Yapacak. Ben sonuncu muyum? Ben üçüncü sipariş. Ben aç kaldım o zaman. Sen aç. Ama öyle olmuyor ki. O zaman hayır. Tersinden hesaplarsan... Sen onu sardın. Ben taşım. Sen beni ezmiş olursun. Sen benim üstüme basarsın. Evet. Sen de beni kestin. Sen birincisi. Ne oldu? Error verdi şu an. Gel bir daha. Bir daha. Tamam, say. İki, bir. Taş, kağıt, makas. Yine aynısı oldu ya. O zaman ikili yapalım, tamam mı? İkili. Hayır, ben kazandım. Çeyrek final olsun. Şöyle yapalım. İlk başta ben sizi yendim ya. İlk sipariş benim olsun. Şimdi ikiniz yapın. Tamam. Öyle ben şey kabul yok. Ediyorum. Cemre'nin ilk siparişi almasını kabul ediyorum. Peki ben ne edeyim bari, ne yapayım? Kabul etmiyorum. Şu an i̇şte ben de İşte böyle olman lazım. Arkadaşlar evet, böyle yapacaksan zineceğim. İki, bir. Taş, kağıt, makas. Herkes bir. Bir, üç, iki, bir. Kafam gitti, çok açım. Şekerim düştü, yükseldi, bir şeyler oldu. Bir, iki, bir. Taş, kağıt, makas. Ooo! Ben birinciyim. Evet, yok. Ben birim. Tamam, birim ben. Şimdi ikiniz ikincilik, üçüncülük şey yapın. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Ooo! Birincinin sonuncu oldu. Evet, bir, iki, üç. Tamam, demek güzel. Demek ki neymiş, çok güvenmemek lazımmış. Evet, çok da çamura şey kabul etmemek lazım. Sen her şeyi evet. Bak, biraz önce ne dedim sana? Bak, gene kabul ettim. Evet. Gördün mü? Off the record bir şeyler söylemiştim, yine yaptı aynı şeyi. Yapmaman lazımmış demek. Neyse, ben birinciyim, Merve ikinci. Böyle TikTok'taki video beğenilme rekoru ne? Şu an öyle bir rekor var mı? Öyle bir rekor yok. Var var. Ne var? Şeyin Bella Porsche'un. Peki sizde mesela Türkiye'de rekor kimde? Cezene Burak'ta. Allah Allah. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Onda değil mi? Biliyorum. Ben öyle biliyorum. Şaşırdım. Ne oldu, yine mi sorulmaması gereken bir şey yok sordu? Yok canım, yok yok. Yok yok. Diyorum rekor diyorum, en çok ne kadar diyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Benim Allah. Rekorum bu kadar. Evet. Ne oluyor bir paraleli bayağı. Tam kulağıma söyle, söylemeyeceğim. Benim rekorum. Evet. 1 milyon üstünde var zaten. Var canım, 1 milyon üstünde videom var da. Çok, benim bile 4.7 milyon varsa. İzlenmeden mi bahsettim? Ay rezil oldum şu anda. Benim izlenmem 4.7 milyon ya, yahu. Biz izlenme demiyoruz canım. Bizim like'larımız 1 milyon. Dönemem. Dönemez misin? Döndük işte ya. Asla ya dönemem. Açız, nasıl yemek dönemez? Yiyeceğiz. Buradan dönmezsek nereden döneceğiz? Bak nasıl girdi. Yobaz işte. Ben senin gibiler yüzünden araba kullan. Ne pardon. Çarptım bir kere. Ne pardon. Senin gibiler yüzünden trafiğe çıkamıyorum evet, sizin ben. Sizin yüzünüzden şu anda Cemre araba kullanmaktan vazgeçti belki. Gerçekten yüreğim ağrıdı ya. Ne yapıyoruz? Buna dokunacağız. Merhaba. Ver oradan bir şey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz de. Bir önceki arabanın siparişinin aynısını tekrar edebilir miyiz lütfen? Tabii ki de. Bir önceki araç etli çocuk menüsü aldı. Şaka. Ciddi.
Başka ne aldı, o kadar mı? Bir tane etli çocuk menüsü, içeceği ayran, yanında da çeri domates veriyoruz. Hakikaten mi ya? Böyle bir şey evet. Var mı bana mı özel? Ya, şaka değil değil mi bu, gerçek? Yok gerçek, çocuk menüsü artık bu şekilde sunuluyor sağlık açısından. Tamam. Güzel güzel, afiyet olsun. Bir de yeni bir ürünümüz geldi, batsın bu külah diye. Misafirimiz ondan aldı. Bildiğimiz filtre kahvenin üzerine dondurmalı külah koyuyoruz. Batsın bu külah. Bunu ilk defa aldım. Evet tamam. Evet, latte tadı veriyor bu arada, çok lezzetli. O kadar, başka bir şey daha yok. Daha ne olsun? Ama aç kalacağım ama neyse. Tamam, biz ne yapalım? İlerleyelim herhalde değil mi? Ben de evet, bir sonraki pencereden ödemeyi alacağım ben. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Bu benimkiydi ya. Bana bu denk geldi şu anda. Ne kadar? Bir tur daha atacağız değil mi şimdi ondan? Bir daha atacağız. Bunu yerken turlayacağız. Tamam. Sen en sonda şey yapacaksın ama entesan. Ha bu arada eğer kabul ederseniz minik bir kural değişikliği yok, yapmak istiyorum ben. Etmem. Hayır, sıralarımız değişmeyecek. Bitti. Hayır, sıramız arkada araba var. Hayır. Yok, sıramız yok, değişmeyecek. Vallahi hayır, öyle. Öyle değil. Bak kız öyle dedin, kız hiçbir şey kabul etmiyor artık. Neyse sen tamam, kural belirlemiyorum da buradan dönmesi çok sakat ya. Ben döneyim de döneceksin. Bir dakika burası... Kullanamayacaksan ben yarın diyorum. Bir dakika, Allah, benim araba dönmüyor burada. Vallahi dönmedi. Dönmedi. Dönemedik, bir dakika. Derbeyi gördün mü böyle hafif? Bir dakika, hafif, bir dakika, bir dakika. Aha, tamam döndüm. Döndüm, biraz zor oldu ama döndüm. Galiba şu ana kadar gelen en kazma şoför ben olabilirim. Merhaba. Hoş bulduk İknur Hanım. Ve benim siparişim olduğu için ben ödüyorum. Pos temas. Herhalde videoyu biz çekiyoruz diye her şeyi de bir ödeyecek halimiz yok. Kredi kartınız yanınızdadır herhalde. Yanımızda. Ha, şey yok öyle. Herkes daha siparişini ödeyecek. 31 lira 30 kuruş mu dedi? Ne oldu ya? Üzdü mü bu? Bence ne olacak ki? Kötü bir şey değil bence. Bizi videoyu diye getirdi burada. Bir dakika ya, belki bir tane dondurmayla kırtacak şey yapacaksınız, belli değil yani. Ya hayır olacak, hayır ya, dondurma ben çocuk menüsünü yerim. Ben ne istiyorum biliyor musun? Double cheeseburger istiyorum. Öyle her isteyenin her istediği olsaydı şu an ben neler yiyordum kim bilir. Şimdi hepimiz aynı menüyü söyleyeceğiz çünkü senin siparişin. Hayır, şimdi bekleyeceğiz, araba girecek, onun şeyini şey yapacağız biz. Çünkü sürekli öndeki arabanın siparişini verirsek kendi siparişini tekrarlarız. Aynen öyle. Düşünsene sürekli döngüye giriyoruz saçma sapan. Hiç anlamamışlar konuyu, videoyu anlamamışlar. Etli burger, ayran, kahve, külah. Bilmiyorum aslında süper, baktığın bence zaman iyi bence de. Ben buna doyumam ki, nasıl doyacağım ben bundan? Ben de acıktım valla. Doğuş bizi video diye getirdin, aç bırak. Aç bıraktım, bir de herkesin kendi ödemesi kısmı biraz tabii şey. Ha bir de kendimiz ödeyeceğiz. Böyle. Sonra biz bir yemeğe çıkarız hep beraber. Andırıyor bizi. Partiye gideriz. Bu arada partilere falan gidiyor musunuz siz hiç ya? Ben hiç görmedim sizi. Merve sen gidiyorsun ben sanki. Ben gidiyorum ama çok free partiler. Ben daha çok şey gibi ev. Evet, bir partime gelirsiniz ama bence artık. Tabii ki, bu kadar video çektik parti artık. Parti bizimmişimiz. Daha yayına... Çok sever. Bayılırım. Hakikaten mi ya? Hiç mi çıkmıyorsun? Hayır canım, Merve'li olduğum zaman çıkarım. Ha. Ama daha çok tercihim biraz ev, daha evdir yani ha, benim. İyi, tam sana özel parti organize edeceğiz. Hayatında Merve olmasaydı. Cemre olmaz, bir daha 22 yaşına ne zaman geleceksin? Evet. Hayatında Merve olmasaydı büyük ihtimalle hiç, öyle mekanlara hiç gitmezdim. Allah, peki normalde sosyal misin? Mesela çıkıp böyle yemek yer misin? Tabii arkadaşlar ki de. Ama öyle parti eğlence biraz mekanları, partilerini çok şey yapmıyorum. Biz genelde gidiyoruz mesela bir restoran. Sabah gidiyoruz diyelim. Akşama kadar tek yerde sadece, tek masada. Allah Allah. En son artık garsonlara göz göze gelmek istemiyoruz. Ne yapıyorsunuz, dedikodu, gıybet falan mı? Yemek yiyoruz. Yemek o kadar. Sabah bir yemeye başlıyoruz akşam. İkiniz mi peki, yanınıza birileri gelip gidiyor mu? Arada. Alışverişle anlarım ama zevkliyimdir. Bu arada o konu bende bizde. Öyle mi? Evet. Cemre çok seviyor. Önce hiç sevmezdi. Evet, ben çok harcıyorum alışveriş konusuna, inanılmaz artık. Tabii Merve'nin üçte biri kadar harcasam da harcıyorum. Valla en çok sen harcıyorsunuz ama. Yani peki şey böyle her videoda ayrı kıyafet falan mı olması gerekiyor değil mi? Öyle bir trip. Her şey videoda aslında değil aslında, her gün. Her gün. Gün. Nasıl gün, eski kıyafetler ne oluyor? Yani eski kıyafetlerimi ağzıma edecekler ama söylemek istemiyorum. Söyle söyle. Böyle giyesim gelmiyor. Mesela Acun da öyle bir çorabı bir kere giyip sonra çöpe atıyormuş. Bunu söyledi diye bayağı şey olmuştu ama kıyafetler ben çöpe atmıyorum. Benim ablam var, annem var, aynı bedenlerle giyiniyoruz zaten. Merhaba. Bak çok keyifli bu. Tamam. Bu bayağı zor bir evet, bu böyle bir şey ama latte tadı veriyor. Sen yedin mi bundan daha önce? Bunu yemedim. Ya şey, bu arabama dökülürse. Evet ya, ben bunu biraz mi içmem lazım hemen. Peçete düştü. Peçeteyle içiyor adam. En olmaması gereken şey oldu şu anda. Allah. Allah. Pipet verin, pipet verin. Ay vay. Allah. Allah, pipet uçtu. Pipeti ver bana Cemre. Hı. Bir şey söyleyeceğim, bu ürünü tedavülden kaldırmanız gerekiyor gerçekten. Yok çok güzel de bende sıkıntı var. Çok mıncıkladım şeyi, içeceği. Peçete içiyor biraz adam. Daha. Biraz daha. Biraz daha. Dur, geyirik oldu. Geyirik oldu.
Arkamda sıra oldu. Problem yaşıyoruz. Ben kahveyle doydum valla. Tutayım ver. Evet. Yalnız gerçekten sınır yok çekti hizmette. Abla. O yüzden bir anda... Teşekkürler. Biz ilerliyoruz artık değil mi? Ben bunu aldım şimdi. Şurada bir duralım. Oh! Ay ben bunu yedim yalnız. Yemeğin yok. Hayır. Benimkini mi yedin? Kilo. Hayır. Yemedim. Yedin? Yemedim. Ceza vermemiz lazım. Yedim. Senin yedin. Yemeğini biz yiyeceğiz. Ben tuttum, elim üşüdü. Oyuncak çıkmış içinden. Hakikaten mi? Bu oyuncak mı? Evet, benim olsun. Olsun. Bir dakika, sen cezalısın. Ben bunu Merve'ye vereceğim. Hani bebek bezim o. Sen benim kilom bebek. Bir gün öyle gördüm. Bu ne bilmiyorum. Kürşat çıktı içinde. Şöyle bir şey, değişik bir şey. Ah. Bu arada nasıl güzel oldun böyle? Bu bir oyun mu? Bu bir latte. Şu an itibariyle latte tadı alacaksın onunla. Hmm. Ben bunu TikTok'ta gördüm. Hmm. Evet. Oo, güzel olmuş. Burada böyle bir şey var. Bunları yapıştırıyorsun büyük ihtimal buraya gittikçe. Hmm. Bunu da zar atıyorsun böyle sallayarak. Yani sen onu hakikaten çözdün şu anda. Evet. Bu arada şaka değil, gerçekten domates çıkıyor içinde. Çocuk menüsü yiyor. Bir tane ikram edebilirim istersen. Teşekkür ederim. Az önce yediğim için ceza aldım. Sevmiyorsun domatesi. Ben severim domatesi. Domatesi sevmiyorsun. Kuru külah yiyorum resmen. Ben var ya, şunu başından beri patates kızartması hayaliyle açtım. Şu an patates kızartmam olmadığı acısı beni benden alıyor. Ayranım da var. Bu nasıl bir menü ya? Ayran, hamburger, domates, dondurmalı kahve. Bunu adam kendini almış, bu çocuğunu almış. Son çocukların midesi niye bozuluyor? Ay ama hadi yaz diye çabuk. Ama öyle yok. Taş, kağıt, makas ayran yaptık. Ayran içiyorsun, içim gidiyor. Allah'ım inşallah bana ayran çıkar. Şaka gibi ya. Sen kalk 1,5 saat araba kullan. Karşılığı bu olmamalıydı yani. Hakikaten bu olmamalıydı. Çok sevimli. Aa, içinde hiçbir şey yok. Boştu, domates koyacak. Ulan o kadar işte. Bekledik 1,5 saat. Bu mu bana denk geldi? Bana hiç çocuk menüsü aldı. Çocuk menüsünün orijinali bu değil değil mi? Normalde içinde bir şeyler oluyor olmuyor. Yani. Olmuyor. Ketçap mayonez oluyor istersen. Ya aslanla kaplan deliriyor şu an. Evet, şu an sen de ben de sanki içine bana küfür ediyorsun açlıktan dolayı ama. Ayran öyle ki içme. Vallahi biraz kaldırdım şimdi bak. Sen ayran çok mu seviyorsun? Ha. Koladan daha mı çok seversin? Ben kola sevmem. Hmm. Yalan söyleme. Buzdolabı bardak kola getireceğim sana şimdi. Hayatımın çoğu alışkanlığı benim sayesinde. Meğerse ben bir ot gibi yaşayan bir insanmışım. Kim hızlıyor? Yok ya, yok. Keyfine bak. Ne olacak ya? Kim aç ki zaten araba da? Boğazımda kaldı. Geyik yaptıcağım şimdi. Az önce öyle dedi ya, yıkıldım burada ya. Hakikaten dur, geçiyor. Ya haberlere çok komik düşersin. Koskoca hakikaten. DJ olmuş, çocuk menüsü yerken öldü. Öldü. Boğazında kaldı. Yanında da iki tane TikTok yıldızı. Yani bayağı fantastik bir ölüm şekli. Yani kimse inanmaz buna. Allah'tan kameralar var burada. Kimse inandıramaz. Ben yoktum burada. Sen burada mıydın? Bir tüyü az kaldı. Onu artık yaşıyorum. Diyor ki bir daha seninle video çekmeyeceğim. Bir daha seni tanımayacağım. Telefon rehberinden sileceğim. Her yerden sileceğim. Gerçi zaten telefon rehberimizde hala yok. Söyleyeyim mi gelen sizi? Seni silmek için önce kaydetmem gerekir. Beni takip etmiyorlar. Sence ne yapmam lazım? Ben eski stalkerlardım. Cezaları olmalı. Her ayran çok seviyorlarmış. İnşallah ayran denk gelmez. Ben tamamım şu an. Gayet net. Açlığımı bastırdı. Mutluyum. Şimdi. Bu yalnız çok iyi bir buluş biliyor musunuz? Gerçekten bu evet. Akıllıca bir iş. Yani ben bunu akıl edemezdim. Ben Ronald McDonald iyi akıl etmiş. Güzel gözüküyor. Seni izlemeye mi geldik biz buraya? Bak ben sinirleniyorum bak. Çok şükür vallahi yemin ederim. Kanım, nefesim, her şeyim yerine geldi. Gidiyorum ben. Şimdi sıra yine Cemre'de değil sanırım. Ben bu hayatı izlemeye gelmişim. Sen şu an net olarak bak, izlemeye geldin. Ben gerçekten çok şanslıyım bu arada. Söylüyorum evet. Başta. Merve gerçekten şanslıdır bu arada. Kesinlikle benim sevdiğim şeylerden sipariş vermiştir önündeki araç. Yani öyle değilse üzülebilirsin biraz. Ben ucuz atlattım. Siz şeye şaşırdınız ama videolarda herkes gerçekten kendi ödüyor. Çünkü o şans oluyor. Allah'ım ne olur yeterizi bakayım. Maaşlar da hayatımı dur. Euro geçiyor mu? Euro, cash, her dolar şey. Geçiyor mu? Dolar, dolar mı var sizde? Bizde dolar var. Vay dolares. Yani bakayım şu, ben de yok. Kalmamış. Yok mu? Dolar kalmamış. Merhaba. Merhaba. Öndeki araç ne sipariş ettiysen misin istiyorum. Merve şanslı, ben de BMW'ye geldim. Ha, BMW mi geldi? Tabii bizde şu. Tabii. Aynısını yazıyorum şu anda. Evet. Aynen. Yani ben size sürpriz yapmak istiyorum. Siparişin içeriğini söylemeyeceğim. Teslim tamam. Aldıktan sonra öğreneceksiniz. Bir dakika, burası gerçekten beni challenge'ti. Oha! Ya. Gel. Bu çok gel, iyi. Gel. Ekran çok iyi değil mi Merve? Gel. Döndük şaka. Mi? Gerçekten bu nasıl arkadaşlar olmuş? Siz ne diyorsunuz? Ben dönmeye çalışıyorum da. Ha, ekranı mı diyorsunuz? Tepeden nasıl görebiliyor? Üstte kamera var. Nasıl ya? Var. Merhaba, hoş bulduk tekrardan. Merve Hanım, siparişiniz hazır. Bu sefer evet hazır. Merve Hanım. Ben şöyle gideyim. Oo.
Ne sadece filtre kahvesi? Ne filtre kahveyi de hani sadece 97 lira. Ha şaka yapmış. Merve koyuyor bugün de. Merve'ye dünyayı söylettiler. Benim gibi birisi sipariş vermiş. Kesinlikle. İşi Merve... ben alabilir miyim? Bakacağım, söylemeyeceğim. Para üstünü Merve Hanım'a verebilirsin de. Afiyet olsun. Yine bir şaka yapıyorsun. Ben şunu çok bakmam lazım. Bayağı iyi yalnız. Net yani. Ne diyorsun ya? Nasıl böyle bir şey oluyor? Bana çocuk yazıyor. Mekro elemde. Yes. Ya nasıl olabilir ya? Ne var? Bir mekro el var. Bir tane daha var. Ve ben de sadece tavuk söylemişler. Ne? Limon var. Limon. Limonlu şey söylemiş. Mac chicken var. O ne? Ayran da var. Ayran da var. Ayran. Ayran bir de su var. E iyi. Suyuna kadar söyledi. Süper süper. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Allah'ım ne çok şanslı. Ah. Gerçekten Merve sen okumuş muyum ben? Nasıl bir insansın bütün ya? Bütün şansımızı şu an sende kullandık galiba. Normalde iki numara kimdi? Öyle bir şey de yoktu ki. Ben hep ortadaydım ama. Ben yine şöyle camı arkaya doğru sana doğru şey yapayım. Bu arada ben et yemiyorum hani normalde de et hamburger köfte yemiyorum. Ne olacak? Sadece tavuk yiyorum. Et gelseydi yemeyecektim gerçekten. Tavuk çıktı şansım. Tavuk da var. Et nasıl? Et tavuk. Mekro yer mi? Çıkın. Aa doğru. Aa ne kadar şanslısın. Şu anda jeton yeni düştü. Yeter ya. Merve oradan sığdırabilecek misin üstüne dökmeden? Alamıyor ki onu hocam. Tutup nasıl? Ben kapıyı açamam mı? Aaa kapıyı çarptı. Kapımı çarptı. Kapımı çarptım. Aa en hassas olduğum nokta. Adamın içinden biri çıktı. Kapımı çarptı. Bir şey olmadı değil mi? Yok ya ne olacak alt üstü vallahi yırtılmış. Ne? Çizilmiş alt üstü ne olacak ki? Şuraya bak sen sadece. Yalnız var ya şimdi hakikaten bunu izleyen kurgu diyecek de. Vallahi ben senin sadece tavuk yediğini bile bilmiyordum. Bilseydim zaten bunu kurgulardım. Tavuk sakın vermeyin derdim yani. Öyle bir şey olduğunu söyleyeyim. Adamlar tavuk yiyecek diyorsak ne olur. 3 tane hamburger ne demek ya? Baya. Oynamıyorum küçük. 3 tane. Aa, açayım mı ayranını? Yemeği teşekkür ederim. Patatesi bile var. Merve bir de çok keyifli yemek yer biliyor musun? Yavaş yavaş. Ha, vallahi ben yerken bir ton laf söyledi. Şimdi kankine ne söyleyeceksin onu görelim bir de. Cemre'nin içinden baloncuklar geçiyor ve diyor ki ben bu videoya nereden geldim, niye geldim, neden sonuncuyum? Bir de üstüne ki ev... Birinci bendim. İkisi cazgırlık yaptı. Abi et. Et mi? Mekro yer etmiş. Ha ben de mekro yer et diye biliyordum. Ama çıkım var zaten. Mekro evet her türlü şanslı ya. İnanılmaz bir şey. Fiş nerede? Yedim ben fişi al. Heh, bunları gerçekten da... Bunu sen mi ısırdın? Hakikaten mi? Fişimi yedin. Ben görmedim. Var mı görüntülerde? Niye yedin? Açım diye mi? Bunu ben görmedim yalnız. Bu bayağı iyi. Çok böyle bir özelliğin genelde var mı? Bana mı denk geldi peki? Ya yer misin? Ben yerim. Her şeyi yer. Bugüne kadar yediğin en sıra dışı şey bu olmasa. Onu artık alıştığım için sıra dışı gelmiyor. Yeni göreviniz ayran tutuculuk galiba. Ben anlamadım ki hala. O bayağı mayonez falan sıkıyor şu anda ya. İnanılmaz. Benim tansiyonum düştü galiba ya. Ben fenalaşıyorum ha. Ben tam yedim. Bir şey dökecek. Bir de ben ilaç kullanıyorum. Zaman. Benim ilaç... Yok canım. Ben bir de ilaç kullanıyorum. Benim yemek yemem lazım şu an. Bir dakika şu an hiç çabuk böyle kendini düşün. Şey yapma. Valla Merve ne kadar hızlı yerse o kadar hızlı devam ederiz. Kendimi avuttuğum tek noktayı söyleyeyim mi? Şimdi bana böyle sadece kahve ya da dondurma falan gelse. Hemen hızlı gene arkadan Merve'nin etini alır yedim. Hmm. Evet. Sen de şimdi bir tane daha mı var iki tane daha mı? İki tane daha var. Evet. Oha şansa bak. Versene tekini doğuş yesin. Video bittikten sonra yerim ya şimdi şu an. Sonra da yani. Ben şu an gömerim de açım ben ya. Aç kaldım okuyorum ben ya. Allah Allah. Ayran da iç de ne bir şey yok. Ay az daha içiyordum ayran. Yağmur bastıracak. Hadi dönelim. Dönelim. Madem öyle yağmur mağmur. Bırak. Ben zaten tutuyorum ayranı. Ben hissettiğim şeyi söyleyeyim mi? Heh. Sen açsın ya. Bana hiçbir şey gelmeyecek izle. Yok hayır sen açsın ya. Hı-hı. Burak o yüzden bence beni böyle sıkıştırıyor. Çünkü Burak sen adamsın. Seni çok seviyorum şu çünkü an. Çünkü başka türlü bu benim öyle yağmur falan demez. Allah'ım hadi. Hadi ne olur güzel bir yiyecek, güzel bir yiyecek, güzel bir yiyecek. Şu an hakikaten ne gelsin isterdin? Ben mi? Gerçekten double bir cheeseburger'e asla hayır demezdim. Double cheeseburger. Evet. Bir tane mi? İçecek. Ayran. Tatlı yanında falan. Da patates kızartması istiyorum. Sen bayağı en net menüyü söyledin şu anda. Hani evet. Olabilecek en net. Ben zaten vallahi çok net bir insanım. Ben de ya nettir ya nettir yani. Ya senin bu özlü sözlerin inanılmaz. Gerçekten böyleyim evet. Ya. Allah beni kahretmesin. Ha, bundan sonra caption için senden rica edeceğim. Benim bitti mi bu arada tavuğu? Bitti. İyi o keyifli arkadaş şu an. Keyif yapıyor. Allah kapı acıtlama içimi söyleyeyim ha. Ufacık değdi ona da bir şey diyorsan yani. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Artı olarak sakınan göze de çöp batarmış yani. Arabanı bu kadar... Ay sakınma yani. Yapma böyle
şeyler. Ama insan ister istemez şey oluyor. Ben böyle sen hiç mi yok böyle merak şey yaptın böyle ay oy dediğin kıyafet, kendi araban, şapkan. Bu arada bayağı gömüyorsun sen şu an arkada. Afiyet olsun. Hiç konuşmuyor bak. Ben o yüzden muhabbeti biraz Cemre'den çeviriyorum. Sen rahat rahat ye diye. Peki ne gelse bu kadar beklediğine lanet olsun dersin. Yani bekledim şimdi bu mu geldi? Bana oraya gidince şu kahveden verme anladın mı? Veya bana oraya gitme dondurma verme. Yok ya. Arabaya servisten bir tek bunu almazlar bence. O kadar da değil. İnşallah ya bir dondurma alma yani anladın mı? Böyle. Onu da geç. Mesela tavuk mu istersin? Et isterim. Et isterim. Cheeseburger. Big Mac mi? Yani çizgiler. Doğru söyledin sen bunu ya. Ama Big Mac'e de okey olursun bence. Bence de. Big Mac'e de okey. Ya da şeye Macro'ya da okey olursun. Ya şu an yiyeceğim bir şey... Ağzıma kapayım. Ver bana okey. Yeter ki yiyecek olsun. Ama yani Mervin'inkinin üstü yok şu an bence. Yani üç hamburger aynı anda. Ben Big Mac'i sevmiyorum et olduğu için ama. Araba girdi gördüm. Vallahi girdi. Hemen dönmemiz lazım. Bir şey söyleyeyim buna Big Mac alacak gibi bir tip görüyorum ama. Güzel araba güveniyorum sana. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Az önceki arabanın siparişinin aynısını alabilir miyim? Tabii, emin misiniz acaba? Ne kahve falan mı söyledi? Bir saattir onu düşünüyoruz. Eminim. Yok, hayır da yani... Sadece bir sorayım dedim. Sen beni gerdin şu an ama. Eminim. Son kararım. Çok açıyorum. Tansiyonum düşüyor bak. Aynı siparişi yazıyorum ben şu anda. Yaz. Adam bence bütün hikayeyi söyledi. Ne kadar kötü gelebilir ki en kötü. Bekliyorum. Tavuk gelir tavuk sevmezsen. Biz geçelim mi ben bu tarafa? Ben her şeyi seviyorum. Bana demiş ki ödemeniz gereken ücret 5 TL. Sadece dondurma. Tam tersi de olabilir bu bence arada. Bence var ya bayağı bir şey sipariş etti. O yüzden kadın emin misiniz dedi. Merhaba yine korkuyorum. Biz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Son siparişimiz bitiyor artık bundan sonra. Tabii, 528 TL. Ne? Ben mi? De dedim. O yüzden emin misiniz diye sormuştum. Ne sipariş ettiler? Bütün McDonald's'ı mı aldılar? 528 ne ya? Şaka mı? Gerçekten şu. Değil yani. Zaten daha fazla paket gelince görmüş olursunuz. Ben yüklü bir siparişte. Yapacak bir şey yok bu. Oyunu kuralına göre oynamamız gerekiyor. Bozulmam niye bozulmam? Bütün ekip yemek yeriz işte. Ciddi misin? Ciddiyim. Sonra şey deme. Hiç hadi abi bir daha doğuşla beni şey yapma. Ben bir daha video çekmeyeceğim. Yok. Daha net olsun falan. Yazdık hiç öyle bir şey deme. Şey yapma değil mi? Mesaj attı ki çoktan az önce. Hiçbir şey demem. En lezzetlisi benim bu arada. İçinde çiçek hamburger. Temassız var mı acaba? Bilmiyorum. Çekmez temassız. Yetersiz bakiye. Onayladı. Bütün ekibe yemek ısmarladım. Helal olsun be. Bütün ekibe. Yalnız hakikaten 500 ne olduğunu gördüm bu arada söylemeyeceğim. Ben bakayım mı? Bayağı bomba bir şey. Ya ben bunu beklemezdim. Çok ne söyledi acaba? Teşekkürler, görüşmek üzere. İyi ben gidip o abiyle tanışmak istiyorum. Tanışacağım onunla. Bunlar acaba şey mi? Söylemedim. Mevlüt falan yani herhalde. Ben iniyorum abi diyeceğim. Mevlüt'e mi geçiyorsunuz buradan? Bir beni bıraksanız siz bir. Hakikaten gideceğim merhaba. Ben şunu al. Hakikaten gidiyor yalnız. Merhabalar. Merhaba. Rahatsız ediyorum sizi ama az önce yüklü miktarda bir sipariş vermişsiniz sanırım. Evet, siparişinizin aynısını ben de sipariş ettim. Neden? Bir video çekiyorum da o yüzden tam olarak bu kadar yüklü bir sipariş niye verdiniz acaba? Merak ettiğim bir soru. Özel değilse eğer. Biz bir şirkette çalışıyoruz. Orada arkadaşlara şimdi bir sürpriz yapacağız. O yüzden sürpriz var. Yemeği. Aynen. Ben de artık bunun sayesinde kendi ekip arkadaşlarıma bu kadar yemek ısmarlamış oldum. Süper oldu. Teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum tekrardan. Memnun oldum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yüklü bir siparişti. Arkadaşlarım 10 lira ödedi. Ben 528 lira. Herkesin de işte. Darap tap 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 diye şey yap bence 23 tane Big Mac üzerine. Merhaba. 23 tane Big Mac mi? Teşekkürler. 23 tane, 23 tane Big Mac. Şu iki taneyi o arkadaşlara verelim mi? O arkadaşlara verelim yanlış anlaşılmasın şey olmasın. Onlar da kaldı. Oh. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Allah. 1, 2, 3, 4. Dur ben ekip arkadaşlarıma da vereyim. Bir yere mi çeksek, birlikte mi yesek acaba? 8. Bu ne zaman nasıl açtı hemen tamam sana da vereyim biraz sürüyor şaka gibi ya bugün arabanın başına arabadan McDonald's atacağım vallahi ya arabanın üzerine yemek döktüm içine yemek döktüm kapısını vurduk 23 tane Big Mac girdi son 2 tane daha var evet teşekkür bu kadar ben de diyorum niye emin misiniz diye soruyor sağ olun emin miyim gerçekten şu an galiba bunları nasıl yiyeceğini düşünüyor olman lazım ben şimdi 23 tane Big Mac yiyeceğim ama çok ilginç değil mi nasıl olur nasıl, nasıl böyle bir şey denk gelir evet, ya güzel. Cemre bayağı kafan çıkmıyor şu anda. Tamam. O zaman arkadaşlar başlıyorum. Herkese birer tane verelim.
Al hamburger saladan. Adı hamburger, hamburger. O zaman başlayalım yemeğe. Tamam. Ama benim acil bir selfie çekmem yok mu? Bence de bunu bence yemeden önce bir şeye... Telefonum görüş. Nerede ki burada? Telefonu kaybettim galiba. Bulamıyor içimde. Hakikaten kaybettim. Vay çok iyi oldu. Ben biraz uzaylı yiyorum. Çok iyi oldu. Merve yemelisin bu arada. Aa ben de yiyebilir miyim? Yiyebilirsin tabii ki. Çok iyi. Burada şey de var. Chicken Royale de Ayşe McRoyal de var. O da var. Bu benim ağzımı çekiyor direkt. Cemre şu an asla konuşmuyor. Hakkını veriyor. Baksana saniyede yedim bunu. Ben de başlamadım şu an. Normal. Aa bu limonata çıktı. Ey. Limonata değil mi? Limonata değil. Limonlu fıştı. Aa hiç sevmem. Bileğim mi yaptın? Yo. Vallahi böyle alerjim var. Alerjim var. Hayır var gibi ya o kadar. Adam ölecek bu bebe diyor ona. Her şeyi ne kadar abartıyorsun. Oha. Ne oldu? İkinciyi ye şu anda. Oo. Şimdi içinden şey diyor. Boşuna mı ödedim o kadar parayı? Yiyeceğim hepsini. Herhalde yiyeceğim. Görürseniz 23 tane yiyeceğim. 4 tane yiyebilir miyim? Buradan başka bir konuya geçiyorum. Video 1,5 saat. Yarışıyormuşuz burada. Ben ikinci video çıkıyor buradan. Şu an doydum. Bundan sonrası keyfe biraz gider. Keyfi. Aynen. Ben doydum galiba. Vücudum dur diyor artık bana. Bu arada bak ben birincinin burasındayım. Sen ikincinin aynı yerindesin. Böyle bir şey olamaz. Hiç beklemiyordum. Öyle bir yedin ki şapkanda bile mayonez var şu anda. Bak şapkanın şu hızı mayonez şu anda. Dön. Oraya nasıl yedirdin yemeği? Hakikaten acıkmış. Abi o kadar güzel doydum ama hala yiyesim var. Çok aç gözlüyüm. 300 zorlar mısın? Hadi. Video bir dakika en çok Big Mac'i kim yiyeceğe döndü. İstiyorsan bir kalkalım bir yürüyelim nefes alalım. Üçü öyle zorlayalım. Hadi bir ben de çok şiştim şu anda. Herhalde bir süre daha bu akşam yiyemeyeceğim. Beni oradan izleyip izleyip biliyorum bana. Çok keyifli bir video oldu. Doydun mu? Çok güzel doydum. Bir tane daha yersin. Yok yemem. Yersin daha 3 ay yemeyecek. Yer yok, ya. Benden McDonald's bir senedir yemiyordum. Bir sene daha beni kaybetti. Ama bir şey konusunda dürüst olmanı istiyorum. Para ödeme konusuyla ilgili gerçekten bir sıkıntımız yok değil mi aramızda? Hiçbir sonra problem videodan yok. Sonra beni linçlemesinler. Kızı çağırdı videosuna. Yani arkadaşlar. İkincisi de geçerli bu arada. Kitlemedi. Hayır ya öyle şey mi olur canım? Ben yani şöyle söyleyeyim. YouTube'da kuraldır yani. Ödersin. Böyle bir kural var mı? Var. Artık var. Artık var. Bundan sonra böyle bu videoyu devam edeceksek eğer herkes kendi ödüyor. Merve arkada ticari iş yapmıyorsa adam evet, değilim. Bunları abi, birikim satacak. Evet abi birikim okutuyorsun ya. 10 liraya okuttum. 10 liraya okutacağım bunları. Arkadaşlar bir de tam okul çıkış saatine denk geldik. O yüzden Merve bunları 10 liradan okutmayı düşünüyor. Hakikaten verdi arkada. Yapar. Aa, alıyor cash aldı valla. 5 ticari. Valla ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Güzel bir eğlenceli bir video oldu. Enerjiniz şahane. Sizi yeni tanıdım ama halen arkada alışveriş yapıyor. Ben teşekkür ediyorum o arkada ticaret devam ediyor. 500 liraya çıkarmamız lazım. Vallahi gerçekten teşekkür ederim. Çok eğlendim. Karnımız da doydu. Yol trafik biraz bizi bitirdi. Üstüme evet. De döküldü. Kapım da çarpıldı ama canımız sağ olsun. Allah belamızı vermişler. Şimdi çıkarken kapıyı alıp götüreceğim yanımda. Yok bayağı bir doyduk. Bunlardan ben bir tanesini kendime ayırıp yolda ihtiyacı olanlara aynen veririz. En azından evet. Akılda soru işareti kalmasın israf etmeyeceğiz. Dedim ya zaten okul çıkışına denk geldik. Çocuklar gençler hep geliyor buraya. Şimdi biz oraya bir gideriz. Aynen. Hiç bir tane bile kalmaz. Bu arada bu videoda tekrar hatırlatayım. Takipçimle bir gün videosunu halen çekemedim ama en kısa zamanda çekeceğim. Bunu da yorum yazan arkadaşlardan biriyle gerçekleştireceğim. Belki kandırabilirsem Cemre, benle geçildi işte. Merve, Merveli belki katılırlar, belki bir yerinde denk gelirler, belki araba kullanmak McDonald's için de ben yorumlarınızı bekliyorum ve kapanış için sözü sana bırakıyorum artık çok yoruldum. Arkadaşlar izlerken eğer eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Eğlenmediyseniz de beğenin. Boş boşuna çekmedik. Her türlü beğeniniz. Merve böyledir bilirsiniz. Merve sever. Like atmak zaten zorundasınız. Söylemiyorum bile. Evet evet. Bu arada ben bunu hani öylesine söylemeyeyim. Gerçekten bir gün bana nasıl bir TikTok çekil onu ayrı bir gösterin. Rica ediyorum. Biz bıraktık. Vallahi çok istiyorum ya. Tamam. Ben bıktım artık. Herkes bana abi ya, hadi TikTok abi. TikTok çekmenin bir kuralı yoktur. TikTok hayal dünyanın videoya dökülme halidir. Yani ne istiyorsun onu yap. İster kameraya bak, ister üstünü başını değiştir, istersen eğlen. O kadar. O video sahibi sensin. Her ne şeyi yaparsan yap, her şey mi bu? Her şeyi yapabilirsin. İyi, olsun ben yine de bir tane yapmak istiyorum size. Şurada video varken yani kitleyeyim hemen. Nasıl tamam. Hamburgerler kitlendiyse bir şey. Görüşürüz. Öpeceksiniz çok, bay bay. Hadi bakın.